Arkadaşlar şimdi yavaş yavaş kurulum gerçekleştiriyor olacağız projemizle ilgili. Bunun için Angular CLI kullanacağız. Command Line Interface, Angular CLI'ın, CLI harflerinin uzun hali. Angular CLI ile yeni projeler oluşturabilir ve Angular bileşenlerini hızlıca yine bu bileşen vasıtasıyla oluşturabiliyorsunuz. Projenizi yayına alacak ortamları kurabiliyorsunuz. Bunun için Angular CLI bir Angular geliştirici için olmazsa olmaz diyebiliriz. Angular CLI'yı kurmak için sırasıyla CLI.angular.io'daki gösterdiği gibi npm install-g angular CLI diyebilirsiniz. Npm Node Package Manager, daha önce kurduk Node'u. Node Package Manager'da kur, Angular CLI'yı kur. -g ise global demek. Yani ben her yerden Angular CLI konutlarına ulaşabilmeliyim demek bu. -g globalden geliyor. Bunun için bir komut satırı açıp komut satırında bu kodu çalıştırmanız lazım. Fakat şöyle ki daha önce bilgisayarınızda herhangi bir sebeple Angular CLI kurduysanız bir versiyonunuza dikkat edin. ng-version diyerek Angular CLI'nızı bulun. Benim 1.6.6. Eğer daha düşükse veya yeni bir versiyonunu kurmak istiyorsanız, çünkü sık sık yeni versiyonları geliyor. Bunun için de sırasıyla npm uninstall deyip Angular CLI'yı önce uninstall edip arkasından npm cache clean'i çalıştırıp bunların hepsini sırasıyla burada tek tek çalıştırıyorsunuz. Yazıp enter'a basıyorsunuz. Ve hemen akabinde npm install -g angular CLI latest diyerek CLI'nin son versiyonunu kurabiliyorsunuz. Veya zaten uninstall ettiğiniz için direkt CLI'yi yine kurabilirsiniz. Kısacası bu çerçevede versiyonunuza dikkat etmeye çalışın. Son versiyon, yani yeni versiyonla gitmeye çalışın. Çünkü JavaScript dünyası çok değişken. Benim burada yaptığım bir şey yarın öbür gün sizde daha az geçerli olabilir. O yüzden veya geçerli olmayabilir. Öyle diyeyim. O yüzden dikkat etmelisiniz buna. Şimdi bende Angular CLI yüklü. Bu komutu lütfen siz de çalıştırın. npm install-g @angular CLI, yani buraya gelip npm install-g @angular CLI komutunuzu çalıştırın lütfen arkadaşlar. Bu işlemi yaptıktan sonra artık Angular'da geliştirmeler yapabiliyor olacaksınız. Evet, bunu çalıştırın lütfen. Bu biraz zamanınızı alacak. Birkaç dakika sürecektir. Hatta daha uzun bile sürebilir. Bu açıdan birçok kişi işte kurulum yaparken hata alabiliyor. Bir daha çalıştırın. İşte firewall veya bilgisayarınızla alakalı başka durumlar olabilir. Onlara dikkat edin. Kurduktan sonra bir bilgisayarınızın kapatılıp açılmasında bazen gereklilikler olabiliyor. O deneyin. Hani bir şeyler çalışmadığı zaman. Açıkçası bunlar sıklıkla karşılaştığımız durumlar diyebilirim. Bu şekilde Angular CLI'yi kuracağız arkadaşlar. Hemen akabinde artık kendimize bir proje oluşturabiliriz. Ben C dizinine gitmek istiyorum. C dizininde bir tane klasör oluşturabilirsiniz. Ben genellikle bir klasör oluşturuyorum C dizinin içerisinde. Projects diye. Siz de bu klasörü oluşturabilirsiniz. Bu klasör bende var. O yüzden CD Projects diyebilirim ben. Veya elle de gidip bu klasörü oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Bu klasörün içerisinde artık projemizi oluşturabiliriz. Ben basit bir projeyle gideceğim. Daha önce API'sini yazdığım Northwind isimli bir API'yi kullanacağım için projemin ismi de o veri tabanı, hazır bir veri tabanı, onu kullanacağım için projemin ismi de o olacak. Dolayısıyla mkdir deyip burada Northwind isimli bir tane proje oluşturabilirsiniz. Ben de yine muhtemelen daha önceki eğitimlerimden bu klasör vardır. Ben o yüzden bunun ismini Northwind Project olarak
veriyor olacağım. Şöyle Northwind tire project olarak bir tane klasör oluşturuyor olacağım arkadaşlar. Evet, hemen ben artık bu CD deyip bu klasörün içerisine geçebilirim. Northwind tire project diyebilirim. Şöyle Northwind tire project dediğinizde artık bunun içerisine gideceksiniz. Burada artık projenizi, yani projenizin Angular kodunu oluşturabilirsiniz. Farklı şeyler de olabilir buranın içerisinde. Ben o yüzden bu üst klasör yapısını kullanmaya çalışıyorum. Bakın ng new dediğinizde projenizin ismini vereceksiniz. Northwind-Angular diyelim. Northwind'in Angular projesini, ama bakın ng ile. Ng Angular'dan geliyor zaten. Yeni oluştur. Ne oluşturacağım? Yani bir new bir proje oluşturmak için kullanılan keyword. Northwind Angular isminde bir proje oluştur demek bu. Şu ana kadar yaptığım ya yani ng'ye kadar kısımları gayet c dizinine gidip kendiniz klasör oluşturarak da yapabilirdiniz. Ben konsoldan yaptım. Bu arada bu komut satırını açmak için başlat çubuğundan cmd, eğer cmd ile eğer şey kullanıyorsanız herhangi bir terminali açarak bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Evet, projemiz oluşuyor. Şu an bütün paketlerin yüklenmesini gerektirecek. Dolayısıyla burada bir internete de ihtiyacınız var. Paketleri yükleyecek. Bu işlemi yaptıktan sonra artık projemizi çalıştırabiliriz. Bu birkaç dakika sürecek, o yüzden ben burada bunu durduruyorum.